İstanbul Fatih'teyiz. Arabayı zor park ettik. Çöpleri kenarında bir ispark bulduk Dale tarafında. Boris'in yerine kahvaltıya gidiyoruz. Boris meşhurmuş bakalım. 1936'lı yıllardan beri varlığını sürdüren, internette çokça videolara rastladığınız, Vedat Milor'un da konuk olduğu, beğendiği, program yaptığı Boris'in yerine gidiyoruz. Öğrendiğime göre Boris amca zamanında bu kahvaltı yerine kurmuş ve manda kaymağı ve bolu çok meşhurmuş. Kendileri yapıyorlarmış. Şimdi onun yanında çalışanlar, kişiler devralmışlar. Artık hiç eski dokuyu bozmadan devam ediyorlar. Bakalım fiyatlarla beraber her şeyi paylaşacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok pahalı. Sırf sizin için yiyorum. Ona göre. Şöyle yerlerden geçiyoruz. Tabi burası Lale'nin arka tarafları olduğu için biz de navigasyona bakarak gideceğiz şimdi. Ne diyor? Sokak. Anlaşıldı. Tamam. Ayağıyla yemek yapan dayı da burada yapıyor galiba. Ayak kınarıyla eti kesiyor falan. Birazdan gösteririm bak. Dayının yeri burası. İstanbul şubesi burada. Şu anda pahalı geliyor ama şu an siz videoyu da aa ne kadar ucuzmuş diyeceksiniz. En sevdiğim kahvaltı. Harika. Süt güzel, tam inek sütü. Melemen harika. Gerçekten çok mutluyum. Pastırmadaki pastırma miktarına bakar mısın? Hiçbiri pek değil. Pastırmalı yumurta söyledik ama yani o kadar çok pastırma var ki hayatım bu kadar pastırma yememiş olabilirim yani. Toplam vücuduma gelen pastırma miktarı bu kadar olmuş. İkinci fark edildik biz. Aramız yolu. Arkadan her şey çok güzel. Bunu içerken de öyleyse de. Yiyip yiyip doymadığım bir yere geldim. Evet. Ya çayı bırakıp şurada geçemezsin. Gerçekten yiyip yiyip doymadığım bir yere geldim. Kaymağı, kaşarı bence fena değil de. Harikaydı. Melemenin de çok güzeldi. Vay canına. Ne diyor bu? Hangisi harikaydı? Kaşar. Melemen. Kaymak mı? Pastırma, kaslı yumurta, tulum peyniri, bunların hepsine bayıldım. Kaşar, işte. Evde makarna çok isabet eden ama çok iyi. Mayıs 2023 tarihinde Boris'in yerine tattık. Tabii ki hesap pahalı. 290 lira. Ben bu hesaplara alışamayacağım. Ama değdi mi değdi. Yani alternatifini düşündüğünüzde yani ortalama minimum yine 300-400'den aşağı bir kahvaltı yapamazsınız İstanbul'da. Güzel bir kahvaltı yapmak istiyorsanız. O yüzden ben tavsiye ediyorum. 290 lira nereye harcanıyoruz ki? Afiyet olsun. Kanala abone oldunuz mu? Şşş.